أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وفهما. Geçen haftaki dersimizi Bakara suresinin 170. ayetinin mealini verip öyle bitirmiştik. Geçen hafta o dersi bitirirken aynı ayet üzerine tekrar konuşacağımızı, o ayete döneceğimizi söylemiştim. Üzerinde uzun uzun duracağımız bir ayet. Yani bu benden kaynaklanan, benim tercihimden kaynaklanan bir durum değil. Hemen hemen bütün müfessirler, Allah onlara rahmet etsin, bu ayet üzerinde ve bunu takip eden birkaç ayet üzerinde uzun uzun konuşmuşlar, konuşma gereği duymuşlar. Çünkü üzerinde konuşurken ifade edeceğiz tekrar tekrar. Bu 170. ayette, 171. ayette anlatılan konu, anlatılan problem ta ilk nesillerden beri bütün insanların en önemli problemlerinden bir tanesi. Şunu şimdi söyleyeyim, konuşurken tekrarlayacağım, akılda kalmasında fayda var. Bütün peygamberlerin uğraşmak zorunda kaldıkları ortak problemlerden bir tanesi bu ayetteki anlatılan problem. Okuyoruz ayeti, 170. ayet. وَاِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ. Onlara, kim onlar? Onlardan bahsetmiyor şimdi. Onların kim olduğu size kalmış. Onlardan kim olduğu bize kalmış. Onların kim olduğuna biz karar vereceğiz. Önce biz kendimizin onlardan olup olmadığımıza karar vereceğiz. Bir de altını çizelim. Önce kendimizin onlardan olup olmadığımıza karar vereceğiz. Sonra onlardan isek, Allah korusun inşallah değilizdir, onlardansak eğer halimizi değiştireceğiz, düzelteceğiz inşallah. Bunun için çabalayacağız. Eğer onlardan değilsek, onlardan olma riski her zaman olabileceği için uyanık olacağız. Ve bunların kim olduğu üzerinde konuşacağız zaten. Cümlenin yapısı böyle. Cümlede kime hitap edildiği meçhul bırakılmış. Fiil meçhul bir fiil. Onlara denildiği zaman ne denilecek? İttebi'u ma enzelallah. Allah'ın indirdiklerine uyun denilince, peygamber gelmiş. Peygamberin davetini ulaştıran, peygamber yolunun sürdürücüleri gelmiş. Her peygamberin yaptığı gibi her gelen peygamber Allah'tan aldıklarıyla insanlara uyarılarda bulunmuş. Allah Teala bir topluma peygamberi niye gönderir? Peygamberlerin izinden giden uyarıcılar bir toplumda niye ortaya çıkıp konuşurlar? Bir problem vardır, ondan çıkarlar, konuşurlar. Peygamberler gelirler ve bir toplumda değişim isterler. Yani o toplumun değişime ihtiyacı vardır. Kişinin değişime ihtiyacı vardır, ailenin değişime ihtiyacı vardır, ne bileyim grubun değişime ihtiyacı vardır. Peygamberler bu değişimi söylemek, bu değişimin yapılması için uyarmak amacıyla gelirler. Peygamberin yoluna giden uyarıcılar da aynı sebepten gelirler. Onlara Allah'ın indirdiklerine uyun denilince, tekrar tekrar dönüyorum, bugün en çok üzerinde duracağımız ayet bu ayet. Her peygamber bir tek teklifle gelir. Bir tek teklifle. Hayatınızı Allah'ın indirdiklerine göre düzenleyin. Yani inancınız Allah'ın indirdiklerine göre düzenlenmeli. Bir, düşünceleriniz Allah'ın indirdiklerine göre düzenlenmeli. İki, duygularınız Allah'ın indirdiklerine göre düzenlenmeli. Üç, davranışlarınız Allah'ın indirdiklerine göre düzenlenmeli. Dört, ilişkileriniz Allah'ın indirdiklerine göre düzenlenmeli. Bu beş şey gerçekleştiğinde insanın hayatında, ailenin hayatında, grubun hayatında, toplumun hayatında, sonuçta da insanlığın hayatında çok köklü bir değişiklik olacak mecburen. Beş şey. İnanç değişecek, düşünceler değişecek, duygular değişecek, davranışlar değişecek ve ilişkiler değişecek. Neye göre değişecek? Allah'ın indirdiklerine göre. Allah insanları ilk insan neslinden beri hiçbir şey indirmeksizin bırakmamıştır. Teşekkür ederim, sağ olasın.
Bunu bir daha hatırlatalım. Bakara suresinin başında demiştik ki اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ayetini anlatırken onlar sana ve senden önce indirilenlere iman ederler. Ayetinde dedik ki Allah insanları hiçbir zaman vahiysiz, onlara bir şey indirmeksizin kendi halinde çaresiz bırakmamıştır. Allah her zaman bir ışık gönderdi. Biz ilk insanın aynı zamanda çocuklarına Allah'ı ve Allah'ın dinini anlatan ilk peygamber olduğuna inanıyoruz. O yüzden her peygamber dedi ki hayatınızı Allah'ın indirdiklerine göre düzenleyin. Bu beşini. Galu dediler ki o kişiler kim onları bilmiyoruz. Onlar dediler ki bel. Hayır dediler tam tersine. Hayır tam tersine. Arapça bilenler için bir mesele yok zaten. Arapça bilmeyenler için söyleyelim. Arapçada bu kelime bel ifadesi bir şeyin aksini söylemek için kullanılır. Yani mesela olumsuz bir soruya olumlu cevap vermek için kullanılır. Olumlu bir isteğe olumsuz cevap vermek için kullanılır. Tam tersi anlamına gelecek. Aksine diye çeviriyoruz Türkçe'ye. Dediler ki aksine, tam tersine. Nettebi'u ma alfeyna aleyhi abaena. Allah'ın indirdiklerine değil. Babalarımızı neyin üzerinde bulduysak, neye alıştıysak, kelime tahlili, kısacık bir kelime tahlili de olsun, elfeyna kelimesinde bulmak diye çeviriyor. Bütün meallerde bulmak var ama bu elfa fiilinde aynı zamanda ona karşı bir yakınlık hissetmek, sıcaklık hissetmek de var. Ellefe fiili de bundan türeyecek. Kalplerin uzlaşması, birleşmesi anlamında kullanılan kelime. Yani biz atalarımızı hangi yolda bulduysak, neyi sevdiysek, onlardan gelen neye alıştıysak, neye alışkanlık kazandıysak, biz ona uyarız dediler. Dedik ya bu bütün insanların ortak problemidir. Neymiş ortak problem? Üzerinde konuşalım. Ayet bitirelim inşallah mealini. Evelev kâne âbâuhum lâ yâkılûne şeyen ve lâ yehtedûn. Onların babaları, ataları yani. Hiçbir şeyi akletmeyen ve bu yüzden de hidayete de erememiş kişiler idiyse gene de atalarının yolundan gidecekler mi? Şimdi hemen birkaç madde üzerinde durmaya çalışacağım. Birincisi hepiniz fark ettiniz. Burada asıl muhatap, ayetin asıl muhatabı doğrudan bilinçli bir şekilde kasten, bilerek kasten Allah'ın dinini reddedenlere sesleniyoruz. Buradaki ayetin doğrudan muhatabı bunlar. Allah'ın indirine uy diyorum. Hayır Allah'ın indirine uymam diyor. Bunu net söylüyor. Ben geleneğimi tercih ederim diyor. Ben atalarımın yolunu tercih ederim. Ben babamın izinden ayrılmam diyor. Böyle bir ortamda hatırlamak ne kadar uygun olur ama mesela şeyi hatırlayın. Ebu Talib'in Resulullah Aleyhisselam'a verdiği cevabı hatırlayın. Resulullah Aleyhisselam'a onca yakınlık göstermesine rağmen iman etmeyişinin sebebini açıklarken ben diyordu babalarımın yolundan ayrılmam. Çok net babalarımın yolundan ayrılmam diyordu. Ve iman etmedi. Şimdi ben bundan sonraki bölümünde Müslümanların düşebileceği hatalardan bahsedeceğim. Doğru. Tefsirlerdekini özetliyorum zaten. Başka bir şey yapmayacağım. Efendim Müslümanların düşeceği hatalardan bahsedeceğiz ama ayetin doğrudan muhatabı Müslümanlar değil zaten. Yani buradaki gavur bu. Doğrudan doğruya gavur. Adam Allah'ın indirine ben iman etmem diyor. Ben canım ne isterse ona uyarım diyor. Ben ne işime gelirse ona uyarım diyor. Ben atalarımın yolundan giderim diyor. Ben yöneticilerimin dediğinden ayrılmam diyor. Buna benzer sebeplerden dolayı önceki inançlarımı terk etmem diyor. Allah'ın indirdiğini reddediyor. Bu birinci madde. İkincisi, yani biz buradan ders alacağız ya kendimiz için. Baştan beri söylüyoruz. Allah Teala herkesten bahsettiğinde aslında Müslümanlara ders veriyor diye. O zaman biz kimseyi dinden çıkmakla suçlamadan, kimseye sapkın demeden, sapık demeden, kimseye gavur demeden, tekfir etmeden,
dalalette olmakla veya nifakta olmakla suçlamadan, facir, fasık falan demeden bir hata izah etmeye çalışacağız. Suçlama kelimesi kullanmıyoruz. Sadece sorun anlatmaya çalışıyoruz. İkinci maddemiz şu. Bu ayette de sizin de fark ettiğiniz gibi taklit doğrudan doğruya yasaklanmıyor. Yani ifade şöyle değil. Atalara uymak da nereden çıktı? Herkes yolunu kendisi bulacak. İfade böyle değil. Biz atalarımızı bulduğumuz yolda gideriz deyince o da nereden çıktı atalarının izinden gitmek demiyor. Sadece bir uyarı var. Tamam, normaldir. İnsanlar geçmişin izinden giderler. Normaldir bu iş. Herkes her şeyi yeniden kendisi keşfetmez. Keşfetmeye kalkarsa zaten altından kalkamaz. Hepimiz doğduğumuzda bir takım düşünceleri, bir takım davranışları, bir takım bilgileri hazır buluruz. O yüzdendir ki bilgili bir toplulukta, bilgili bir grupta, bilgili bir ailede doğan çocuk çok hızlı bir şekilde hazır bulduğu için çok hızlı bir şekilde bilgilenir. Normaldir yani bu. İnsanlar geçmişin izinden giderler. Bunda bir sıkıntı yok. Çıraklar ustalarından tabii ki bir şey öğrenir ve ustalarını taklit ederler. Bunda şaşılacak bir şey yok. Öğrenciler öğretmenlerini taklit ederler. Bunda şaşılacak bir şey yok. İlim talebeleri kendilerine ilim öğreten alimlerin sözlerini ezberler. Kitaplarını okur, kitaplarını tekrar tekrar okur. Hatta bazı kitaplarını ezberlerler. Bunda bir sakınca yok. Ayet diyor ki, eğer ataları akletmemişlerse ve bu yüzden de doğru yolu bulamamışlarsa gene de ataların izinden gidecek mi bu insanlar? Evet, sorumuz bu. Ne yapmak gerektiğini anlatıyor burada. Taklit insanın değerini düşürür. Bir kere onu da anlaşalım. Taklit insanın değerini düşürür. Taklit ne yaptığını bilmeden hele körü körüne yapılıyorsa insanın değerini gerçekten düşürür. Sadece din ilmiyle alakalı değil. Her konuda öyledir. Taklitçiler hiçbir zaman asıllar kadar sevilmezler, beğenilmezler. Allah Teala Kur'an'da en çok neleri övüyordu hatırlayalım. Allah Kur'an'da akletmeyi övüyordu. Tefekkür etmeyi övüyordu. Tedebbür kelimesini çokça kullanıyor. Yani bir şeyin arkasını hesaplayarak düşünmek demek. Tezekkür fiili kullanılıyor. Tezekkür övülüyor. Muhakeme etmek, yani iki şeyi karşılaştırıp bir takım kararlar vermek öne çıkartılıyor. Kur'an'da bunlar çok sevilen, çok övülen fiiller. İlim Kur'an'da defalarca anlatılıyor. İbret alma Kur'an'da defalarca anlatılıyor. Allah'ın insanlardan en çok sevdiği, istediği şeyler akletmek, tefekkür, tedebbür, tezekkür, ilim, ibretse eğer, o zaman taklit bir insanın değerini düşürür. Herkes bu saydığımız fiilleri yapmak için uğraşmak zorundadır. İkincisi, ya da bir başka maddemiz olsun. Dedik ya, her peygamberin karşılaştığı en önemli sorundur. Ataların izinden gitmek. Her peygamber aynı şeyi söylemişler. Biz senin bahsettiklerini atalarımızın bize bahsettikleri içerisinde göremiyoruz. Sen bir şey söylüyorsun ama hiç kimseden görmedik yani böyle bir şey. Siz mesela nasıl söyleyeyim? İnsanlar yanlışlara batmış bir takım geleneklerle sürdürüyorlardır. Siz bir sünnet biliyorsunuzdur. O sünneti söylersiniz. O toplumda kimse o sünneti uygulamıyor, bilmiyordur. Cevap şöyle. Şöyle olması gerekiyor cevap. Ya öyle mi? Böyle bir sünnet mi var? Biz o sünneti bilmiyorduk. Hele bir anlat bakalım nasıl oluyormuş bu deyip öğrenmesi, sonra onu anlaması, uygun bir şekilde de uygulaması beklenir. Duymamış mı o sünneti? Nereden çıkartıyorsunuz siz ya bunu? Babamgil'in döneminde hiç öyle bir şey yoktu. Dedemgil'den de duymadıydım. Dedemgil de zaten babalarından böyle bir şey almamışlar. Dedemin dedesi, dedemin babası, dedem ve babam bilmiyorlar da sen mi biliyorsun? Bir cümleyle sürekli karşılaşabilirsiniz. Peygamberlerin hepsine aynı itirazı yapmışlar. İlk defa senden duyuyoruz böyle bir şey demişler ya. Nereden çıktı o iş? Bakın Allah'tan gelene uymalısınız.
Bir dakika, toplumun liderleri ne olacak? Biz öyle bir şey duymadık. Her peygamberin karşısına çıkılan en önemli şey bu. Neden insanlar geçmişi taklit etmeyi severler? Birçok sebep var. En önemli iki tanesini söyleyeyim. Bir, geçmişi, adetleri, gelenekleri, çoğunluğu taklit etmek kolaydır. Çok kolaydır. Herkes ne yapıyorsa aynısını yapacaksın. Düşünmen gerekmiyor. Araştırmanız gerekmiyor. Tercih yapmanız gerekmiyor. Tercih yapmanız gerekmiyor. Tercih yapmadığınız için de sorumluluk almanız gerekmiyor. Sorumluluk almadığınıza göre risk yok. İnsanlar çoğunluğa uyunca, geçmişe uyunca kendilerini biraz güvende hissederler. Öyle ya, şöyle düşünmüş olabilirler. Yüzyıllardır devam edip geliyor bu düşünce. Şu bilgi yüzyıllardır anlatıla geldi. Yanlış olsaydı bugüne kadar gelmezdi. En yanlış düşünce bu. Yanlış olsaydı bugüne kadar gelmezdi. Hocam kitaplarda şöyle bir bilgi var. Hocam bu kitaplar ne zamandan beri okunuyor? 1000 yıldır okunuyor. 1000 yıldır bu kitaplarda bu bilgiler devam edip geliyorsa bir yanlışın devam etme ihtimali yok. Yapılabilecek en büyük yanlış belki bu yani. Halbuki doğrular ne kadar kalıcıysa yanlışlar da o kadar kalıcı olabilirler. Böyle bir özelliği vardır. İşin daha da kötü tarafı yanlış bir şey yapıla sonunda doğru haline gelir ve herkes tarafından benimsenir. Olayı politikleştirmeyeyim, ideolojikleştirmeyeyim diye uğraşıp duruyorum ama yani mesela bugün öğretmenler günü. Şöyle bakıyorum kimse hediye falan getirmemiş bana ya. Yani bunun can sıkıntısıyla sizi bir eleştireyim önce. Yani insan bir tebrik eder. Biz gençliğimizden beri öğretmenler günü kutlanmasına bir tepkimiz vardı. Bizim bugünün ortaya çıkartılış sebebinden kaynaklanan bir itirazımız vardı. Konumuz bu değil. Bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bu günün ortaya çıkartılışının sebebinden dolayı, çıkış sebebinden dolayı bir itirazımız vardı. Hiç benimsememiştik. Öğretmenliğe başladığımız yıllardan beri her zaman kerhen katılmışızdır. İstemediğimiz halde mecburen içimizden güzel cümleler söyleye söyleye katılmışızdır. Ya. Aradan zaman geçiyor, yıllar geçiyor. Her yıl kutlanıyor olunca sonuç, gözlemlerinizi siz de yapın lütfen yani. Sonuç, en ideolojik Müslümanı bile bunu kabullendi, benimsedi, tebrik eder ve tebrikleri kabul eder hale geldi. Demeyin ki yanlış bir şey devam etmez. Mümkün değil arkadaşlar. Daha kötü tarafı bu işte. Yani bir yanlış devam edebilir. Yanlışların da devam edebilme özelliği vardır. Tehlikeli olanı yanlışın devam etmesi durumunda doğru kabul edilmesi problemidir. Bir daha belirteyim mi? Yanlışın devam ettiği takdirde doğru kabul ediliyor olması problemdir. Ya bir ailede bir problem çıkartılır. Yani bir ailede bir uygulama yapılmıştır. O aslında o zaman da yapılmaması gerekiyordur. Yani mesela ailede büyüklere saygı adına tamamen subjektif, objektif bir örnek vermiyorum yani. Bir ailede büyüklere saygı adına herkes yemek yerken ailenin bir bireyinin, bu küçük oğlu da olabilir, gelini de olabilir, ailenin bir bireyinin ayakta durup yemeğe katılmaması ve insanlara hizmet etmesi bir ailede büyüklere saygı gibi sunulmuş ve başlatılmış olabilir. Kim karar verdi bu hareketin saygı belirtisi olduğuna? Şimdi bir dakika lütfen iyi dikkat edin. Bu hareketin bir saygı belirtisi olduğuna kim karar verdi? Allah'tan indirilen bir ayet? Hayır yok. Onun elçisinden devam ede gelen bir sünnet? Hayır yok. Akla uygun, aklın zorunlu bir kuralı? Hayır yok. Bilimsel bir kaide? O da değil. Büyük ihtimal o an ailenin sözü geçen bireyi, bu dede olabilir.
nene de olabilir. Yani ailenin sözü geçen bireyi kimse o an aklına gelmiştir. Ya kalk oğlum sen bekle demiştir. Yemek yiyor. Zaman bir biriklerine büyüklerine saygı göster. Birisi hizmet edecek falan demiştir. Sonra o ayakta bekleyen içinden neler geçirdi bilmiyorum ama yani. Hoşuna gider alttan gelen oğulun, oğul da kendi evinde uygular. İtiraz etmeye kalktığı zaman oğlum biz babamızdan böyle gördük. Bak biz yetiştik. Oğlum bizi beğenmiyor mu lan? Biz o evde büyüdük. Bir de en güzel cümle bu. Oğlum beni beğenmiyor mu lan? Biz o evde büyüdük oğlum. Biz o terbiyenin ürünleriyiz. Baba seni beğenmiyorum diyemez çocuk. Dese bile içinden diyecek. Sonra onun oğluna geçer. Sonra onun oğluna geçer. Sonra savunması gitgide kolaylaşır. Artık savunmak için tek bir cümle söylemeniz yeterli. Baba niye ayakta bekliyoruz biz ya? Oğlum bu bizim aile geleneği. Şimdi oğlum bu bizim aile geleneğimiz cümlesi eşittir sanki eşittir Allah böyle buyurdu. O kadar çabuk benimsenir ki, o kadar çabuk benimsenir ki. Yanlış devam etmez. En yanlış düşünce. Yanlış da devam eder. 1000 sene önce adam bir tanesi kitabında bir laf eder. Kötü niyetli midir, iyi niyetli midir? 1000 sene önce dönüp nereden bilebilirim? Hesabını Allah'a verecek. Yanlış. Aslında savunulması çok zor bir şey yazmıştır oraya. Sonra ondan gören de almıştır. Ondan da gören de almıştır. 3 tane sonradan gelen 3 kitap alıntı yapsın. O bilgi kaide haline gelir. Tartışılmaz bilgi gibi nakledilir durur artık yani. Ve nakledildikçe kendi gücünü artırarak nakledilir. Böyle problem vardır. Yani şu düşünce, kardeşim eskiden beri yapılıyorsa vardır doğrusu. Seninki yeni çıktı, sen bu sözü yeni söylüyorsun, seninkinin doğru olma ihtimali daha düşük. Bu çok yanlış bir düşüncedir. Çünkü doğruluğun ve yanlışlığın kriteri eskilik veya yenilik olmaz. Eskilik veya yenilik kriter olsaydı eğer peygamberlerin işi çok zor olacaktı ya. Bir referans bulmamız gerekiyor. İlginçtir, bazı insanlar tutarlar sürekli geçmişi överler. Dedelerimiz çok iyiydi. Neye iyiydi? Bir örnek isteyin. Örnek yok çoğu zamana. Dedelerimiz çok iyiydi. Evet iyileri de vardır ya. Önce şuna karar vermek lazım. Neyi iyiydi? 1. Niye iyiydi? 2. Neyin iyi olduğunu ve niye iyi olduğunu söylemesi gerekiyor. Büyükler mesela şu cümleyi söylemeyi seviyorlar. Ya çocuklar çok kötü oldular ya. Bizim zamanımızda biz öğretmenlerin yüzüne bile bakıp da konuşamazdık. Şimdi bizim zamanımızdaki şu zamandaki çocuklar öğretmene itiraz ediyorlar. Edep kalmadı, haya kalmadı, saygı kalmadı. Ortalık yerde adam kalmadı. Niye adam kalmadı? Çünkü ben öğretmenin yüzüme bakıp konuşamıyordum. Benim öğrencim yüzüme bakıp bana itiraz ediyor ya. Hanginizinki doğru? Benimki doğru. Niye? Çünkü benimki eski olan. Yahu eskiye itibar olsa demişler. Yaşlılara itibar olurmuş. Eskiyi kınamak için anlatmıyorum. Sadece şunu anlatmaya çalışıyorum. Eskilik ya da yenilik doğruluğun kriteri değildir. Anlamsız bir şey bu. Herkes doğruna bir kriter bulacak. Mesela birisi der ki bilimsellik kriter olabilir der. Bir referans olarak bilimselliği belirleyebilir. Bir tanesi işlevsellik, işe yararlılık kriterdir deyip şu uygulama işe yaramıyor değiştirelim. Şu uygulama işe yarıyor devam etsin diyebilir. Onun referansı bu olabilir. Bir başkası için referans mesela hoşuna gitmek olabilir. Çok yaygın mesela bizim zamanımızda bu uygulama. Şu hareketi niye yaptın diyorum. Hoşuma gitti diyor. Şunu niye yapmıyorsun? Hoşuma gitmiyor diyor. Yarım niye bu kitabı okuyorsun bu yazarı? Hoşuma gidiyor. Bu filmi niye seyrettin? Hoşuma gidiyor. Şu kitabı niye okumuyorsun? Hoşuma gitmiyor diyor. Hoş diye bir kriter var. O hoş neyse adamın referansı bu. Şimdi biz Müslüman olarak düşünelim. Müslümanların bir referansı var hocam. Tartacak bir şey yok. Müslümanların referansı
hemen hemen bütün Müslümanların üzerinde anlaştığı bir tek referansımız vardır bizim. Kur'an ve sünnet. Yani bir şey doğruluğunu Kur'an'a ve sünnete onaylatmak zorundadır. Bir düşünce dinle ilgiliyse bakın. Bir düşünce, bir davranış, bir ilişki, bir uygulama, bir tutum, bir karar Kur'an ve sünnet referansından kendine tasdik buluyorsa başım gözüm üstüne diyeceksiniz yani. Bu durumda geçmişin izinden gitmekte bir sakınca yok. Hatta geçmiştekilerin de aynı kararı verdiğini öğrenince insanın doğruya olan bağlılığı da artar. Ama doğru olmasının ölçüsü bu değildir. Daldan dala atlayarak gidiyoruz şimdi. Çok böyle sistematik bir anlatım yapmadığımın farkındayım ama aklınızda ne kalırsa bu konuyla ilgili konuşacağız bugün bolca. Evet, yani bizim açımızdan, bir Müslüman açısından bir düşüncenin, bir davranışın, bir tutumun, bir halin asırlardan beri devam edilip geliyor olması doğruluk ölçüsü değildir. Olmaması gerekiyor ama var mı? Var. Çok ilginç yani. Hadi dini bir bölüme çekelim. Hani din dersi yapıyor zaten şu anda yani. Öyle olunca dini bir örnek bulmaya çalışalım. Edille-i şer'iyye nedir? Edille-i şer'iyye yani şer'i delillerimiz nelerdir hepimiz biliyoruz. Bir numarada Kur'an var. İki numarada sünnet var. Üç numarada sahabilerin icması. Ona icma-i ümmet diyoruz ama ümmet sahabilerden sonra bir daha hiç icma etmemiştir. Efendim sahabelerin yani ümmetin icması vardır. Dördüncüsü kıyas-ı fukaha dediğimiz bir konu vardır. Yani fakihlerin kıyas yaparak sonuç çıkartmasıdır. Halbuki kıyas-ı fukaha şer'i bir delil değildir. Çünkü fakihler kıyas yaparken şer'i bir delile dayanmak zorundadır. Fakihin kıyası şer'i delil değildir. Bir daha belirtiyorum. Fakihin yaptığı kıyas şer'i delil değildir. Çünkü fakih kıyas yaparken neye dayandığını belirtmek zorundadır. Ya bir ayete dayanmak zorundadır, ya bir hadise dayanmak zorundadır, ya bir illet bulmak zorundadır. Sözün özü esası budur aslında yani. Ve bizim fıkhımızda aşağı yukarı bütün mezheplerin ortak üzerinde anlaştığı bir kaidemiz vardır. İçtihat, içtihadın delili olmaz. İlahiyatlarda okuyan arkadaşlar var. Yüksek lisansını bitirmekte olan, doktora yapmakta olan arkadaşlarımız var. Bildiğiniz bilgiyi aktarıyorum. Yeni bir şey söylemiyorum arkadaşlar. İçtihadı nakzetmez. Kuralı hatırladınız. İçtihadı nakzetmez. Yani bir içtihat, bir alimin içtihadı, bir başka alimin içtihadını geçersiz kılamaz. Tersinden de geçerlidir. Bir alimin içtihadı, başka bir içtihadın delili de olamaz. Doğru mu? Doğru. Peki uygulamamıza bakalım. Konuşurken mesela ben burada bir şeyler söylüyorum. Sözümü savunmak için delil göstermek yerine diyorum ki, Elmalı da böyle diyor. Şimdi ben Elmalı da böyle diyor deyince herkes ha öyleyse tamam öyleyse doğrudur diyor. Bunu yaşamıyor muyuz? Bunu yaşıyoruz ya. Şer'i bir delil göstermek yerine arada daha önceki yüzyıllarda yaşamış alimlerimizden birinin ismini söylemek artık delil yerine ikame edilir hale geldi mi? Geldi. Yeni gelmedi canım eskiden beri böyle ya. Ben söylüyorum dersen bakın bu ayet konusundaki benim görüşüm budur ki bu ayet böyle anlaşılır. Ben Seyfettin Hoca böyle düşünüyorum dersem beni dinleyecek adam sayısı çok az çıkar. Niye? Sen kimsin? Din kültürü öğretmenisin. O kadar ya. Hocam yazdığınız eserler falan diye soruyorlar. Evet yazdığım eserler var. İşte şöyle not aldığım sonra attığım kağıtlar var. Şimdi eseri de yok adamın. Eseri de yok. Herhangi bir ünvanı da yok. İleride ümmetin büyük imamlarından birisi olacağım doğru ama bunun için önce ölmem gerekiyor. Böyle bir kural da var. Ölmedikten sonra büyük bir adam olarak kabul edilme ihtimalim hiç yok. Ben söylersem elini tersiyle itmeye hazır binler on binler hepsi arzı bekliyor. Elini tersiyle itecek. Ama diyorum bakın Seyit Kutup da aynı görüşte. Ha o zaman tamam. O yüzden bütün düşüncelerimi bir başkasının ismi üzerinden pazarlamam gerekiyor.
Bunun için yapacağınız en güzel şey, derse sulandırdık kusura bakmayın ama yani bunun için yapacağınız en iyi şey, kimsenin ismini bilmediği bir alim bulacaksınız. Nasıl olsa kimse bilmediği için rahat rahat demiş ki diye onun üzerinden sallayacaksınız yani. Hicri 6. yüzyılda yaşamış dev bir alimdi. Yalan. Böyle bir geçmiş yüceltmesi herkeste var. Bu sadece din alanında değil. Usta çırak ilişkisinde bile doğru dürüst çırak yetiştiremediğimizi fark etmiyor musunuz? Ustası çırağını yetiştirirken biz ustalarımızdan böyle gördük diyor. Mesela şimdi yapmıyorlar artık. Çünkü artık insan hakları ülkemizde bayağı iyi ilerledi. Elhamdülillah ilerledi. Ben çocukluğumda hatırlıyorum mesela sanayide çırağın yetiştirmesi olan usta çırak bir hata yaptığı zaman kaldırıp bir tane vuruyordu. Ya niye vuruyorsun çocuğa dedi. Biz ustalarımızdan böyle gördük diyor. Çocuk böyle yetiştirilir. Çırak böyle olur. Ben birisini çekiçle dövdüğünü gördüm ustasının. Niye yaptın dedim. Benim ustam da beni çekiçle dövdüydü diyor. Yani konunun oturup incelenmesi gerekiyor. Acaba içinde kalmış bir öc alma duygusunu mu gerçekleştiriyor yoksa gerçekten eğitim mi yapıyor diye incelemek lazım ama savunması böyle. Ben ustamdan böyle gördüm. Öve öve bitiremiyoruz. Bizim Kur'an dersi hocamız var ya bizi bir döverdi bir döverdi vallahi. Allah razı olsun çok iyi öğrendik. Ya çok iyi dövüyordu ve çok iyi öğrendiniz ve Allah razı olsunsa eğer ben şimdi el alemin çocuğunun sadece kulağını elimi uzatırken bile bildiğim bütün duaları ediyorum. Ve kulağına dokunmadan elimi geri çekiyorum. Çünkü artık bu Müslüman anneler babalar bir dakika ne oluyor benim çocuğumun kulağına niye dokundun diye geliyorlar. Bir terslik var mı bu işte var. Nerede hangisinde onu bilmiyorum ama bir şeyin kriteri neye göre belirleyeceksiniz? Biz Kur'an'a ve sünnete göre belirleriz. Bir, asırlardan beri devam ediyor olması bir bilginin, bir düşüncenin, bir davranışın doğruluğun delili olmaması gerekiyor. Bunu da ekleyelim. Evet. Yani tüm gelenekler için söylüyorum. Düğün mü yapıyorsunuz? Bir gözden geçirin ya. Evlilik mi yapıyorsunuz? Karı koca ilişkileriniz mi var? Baba oğul ilişkilerimiz mi var? Yönetici yönetilen ilişkimiz mi var? Bir gözden geçirelim. Başka ülkelerde var mı bilmiyorum ama ben sadece bizim ülkemizde gördüm. Başka ülkeleri görmüşlüğüm zaten yok. Yani filmlerde, televizyonlarda denk geldiği kadar görüyorum. Ben bir tek bizim ülkemizde gördüm mesela. Siyasetçinin elini öpüyor insanlar. Çok ilginç yani. Adam siyasetçi mesela 3-5 defa milletvekili yapmış veya bakan pozisyonda birisi. İnsanlar saraya giriyorlar ve adamın elini öpüyorlar. Daha yaşlılar da elini öpüyor. Niye elini öpüyorsun? Adam siyasetçi yani. Ya bir dakika adamın elini niye öpüyorsunuz? Bir adam niye siyasetçi olur? Yani sözde bir adam niye siyasetçi olur? Söz özde değil. Biz özde istiyoruz o ayrı da. Yani sözde bir insan niye siyasetçi olur? Halka hizmet etmek için. Hizmet edenin eli öp adet değildir aslında yani. Ama biz geleneğimizden böyle görmüşüz. Devam edip gider bu işi. Gelenekler ister siyasal olsun, ister sosyal olsun, ister ailevi olsun, ister dini olsun bir gözden geçirilmeli yoksa peygamberlerin karşılaştığı problemle hepimiz karşılaşıp duruyoruz. Mesela bir başka şey söyleyeyim. Eskiyi sürekli yüceltip durmakla ilgili problemlerle karşılaşırsınız. Mesela aşmak zorundasınız. Eğer hep eskiyi tekrar edeceksek, eskide kalacaksak hiçbir şey yapılamazdı. Bir örnek hatırlayın. Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber'in hayatındayken derli toplu bir kitap halinde birleştirilmemişti. Hepiniz hatırlıyorsunuz. Hazreti Ebu Bekir'in zamanında ihtiyaç oluştu. İhtiyaç neydi? Hatırlıyorsunuz bir savaşta çok sayıda hafız sahabimiz şehit olmuştu. Allah rahmet etsin. O şehitlerden dolayı Kur'an tehlikeye girdi diye Hazreti Ömer'in teklifi üzerine Hazreti Ebu Bekir bu işi yapacak. Hazreti Ebu Bekir ne demişti? O bilgiyi hatırlayın. Hazreti Ebu Bekir'in tepkisi ne olmuştu? Ben peygamberin yapmadığını yapmam demişti. Hatırladınız mı? Ben peygamber efendimizin yapmadığı şeyi niye yapayım? Yapmam dedi. Şimdi bakın iki tane geçmiş anlayışı karşı karşıya. Sünnet üzerinden konuşuyoruz. İki tane sünnet anlayışı karşı karşıya geldi. Hazreti Ömer diyor ki ihtiyaç var. Bunu toplayıp kitap haline getirmen gerekiyor. Hazreti Ebu Bekir diyor ki peygamber yapmadı ben niye yapayım? Konuştular sonunda neye karar verdiler? Kitap elimizde olduğuna göre peygamberimizin yapmadığını yapmaya karar verdiler.
Peki gerçekten bunu yapmakla Peygamber Efendimizin yolunu terk ettiler mi? Yoksa aslında yolu bu muydu? Bir daha söylüyorum. Hazreti Peygamber'in yolunu mu terk etmiş oldular bunu yapmakla? Yoksa aslında Peygamber Efendimizin yapmak istediği şey buydu da bunu mu gerçekleştirdiler? Ondan sonra da devam etti bu işler. Kur'an'da ilk önce harfi yoktu, hareke yoktu, hareke koydular. Nokta yoktu, nokta koydular. Durak yerleri yoktu, durak yerleri koydular. Ayet sonlarına numaralandırma yaptılar. Gelişti. Ta 1900'ün başına gelinceye kadar bu gelişme devam etti. Ve şu anda elimizde tuttuğumuz metin ortaya çıktı. Yani her sayfanın sonunda ayetin bittiği özel sahife neydi? Sahife tutar diyorduk. Her ayetin, her sayfanın sonunda ayet bitiyor. Öbür tarafta devam etmiyor şekilde birleştirildi. Bundan sonra da yeni düzenlemeler yapılabilir mi? Hayır, kimse Kur'an'la ilgili bir gelişme yapamaz. Kimse Kur'an'a nokta koyamaz derseniz eğer, insana sorarlar, kardeşim kaç yüzyıldır bu hale nasıl geldi? Niye sen itiraz ediyorsun diye. Mesela birisi de çıkıp, ortalığı karıştırmayayım da yani aklıma geldiğini söylüyorum. Bu yapılmasına, yapılmaması gerekiyor da. Birisi de kalkıp şunu yapmaya kalksa dese ki, ayetleri okurken, Kur'an'daki sureyi okurken, sureyi daha iyi takip etmek için sure içerisindeki bölümleri paragraflar halinde yazalım dese, al bakalım başına belayı. İlk yapan kişi kesinlikle çok büyük bir tepki alacaktır. Böyle olur bu işler yani. Kimse bu düzeni bozamaz. E bozdu işte. Bugüne kadar değişti. Hazreti Ömer'in, Allah ondan razı olsun, kaç uygulaması var? Alışılmışın dışındadır. Kaç uygulaması var alışılmış dışında? Bunu anlatmaya kalksanız kaç ders anlatmamız gerekiyor Hazreti Ömer'i? Hazreti Osman'dan bir tane örnek vereyim. Allah ondan razı olsun. Hazreti Peygamber'in bir hadisini söylüyorum. Resulullah Aleyhisselam'a bir adam gelip diyor ki, ya Resulullah, işte bir kese bulursam ne yapayım? O kesenin diyor, 3 gün git mescitte ilan et. Veya özür dilerim, insanların kalabalık olduğu yerlerde ilan et. Sonra şöyle şöyle yap, bunu anlatıyor. Peki diyor, bir koyun bulmuşsam ne yapayım? O koyunu şöyle yap, koyunla ilgili bilgiyi veriyor. İşte bir tane, ne bu, küçük bir hayvan söyle, bunu bulduysam ne yapayım? Peygamber sahibim her birine bir şeyler söylüyor. Sonunda diyor ki adam, bunu soran sahabi, ya Resulullah bir deve bulursam diyoruz. Ortalıkta da başıboş gezen bir deve bulursam ne yapayım deyince Peygamber Efendimiz çok kızıyor. Sana ne deveden diyor. Cevap vermiyor, sana ne deveden diyor. Onu kurt yiyemez. Onu kurt yiyemez diyor. Ona kimse zarar vermez. O yiyeceğini kendisi bulur. Suyunu da zaten sırtında taşır. Sahibi onu buluncaya kadar gezer durur diyor. Sana ne deveden diyor. Deveye dokunma diyor bakın. Peygamber Efendimiz kızıyor sahabesine. Hazreti Ebu Bekir dönemi böyle. Hazreti Ömer dönemi böyle. Hazreti Osman dönemine geldiğimizde şehir çok büyüdü. Olay çok değişti artık. Hazreti Osman, Allah ondan razı olsun, bulunmuş develer, buluntu develerin toplanıp korunacağı özel bir bahçe yaptırıyor. Bulduğunuz develeri getirip buraya koyacaksınız diyor. E dokunma dışarıda. Yok öyle şey yok artık. Niye? Artık insanlar çalabiliyorlar. Artık insanlar çalabiliyorlar ya. Yeni bir uygulama yaptı. Yine Hazreti Osman'dan çok güzel, benim hoşuma giden bir örnek söyleyeyim. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir halife oldu. Cuma günü hutbeye çıkacak. İlk hutbesine çıkıyor Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Peygamber'in durduğu basamaktan bir basamak aşağıda duruyor ve orada konuşmaya başlıyor. Evet, niye? Resulullah Aleyhisselam'ın makamına saygı. Hazreti Ebu Bekir vefat ediyor. Yerine Allah razı olsun Hazreti Ömer halife oluyor. İlk hutbesine çıkacak. Minbere tırmanıyor. İki basamak aşağıda duruyor. Hazreti Peygamber'e saygı, Hazreti Ebu Bekir'e saygı. İki basamak aşağıda duruyor ve 10 yıl boyunca İki basamak aşağıda konuşuyor. Sıra Hazreti Osman'a geldi. Hazreti Osman gerçekten değişik birisi yani. Allah ondan razı olsun. Sıra Hazreti Osman'a geliyor. İlk hutbesine çıkacak. Tak 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 yukarı çıkıyor. Birinci basamağa, sadece birinci basamağa basmıyor. O basamak peygamberin basamağı. Hazreti Ebu Bekir'in çıktığı basamağa çıkıyor ve orada konuşmaya başlıyor. İnsanlar tahmin edeceğiniz gibi kınıyorlar. Bu ne saygısızlık?
Hazreti Ebubekir peygambere saygı gösterdi, bir basamak aşağı indi. Ömer Ebubekir'e saygı gösterdi, bir basamak aşağı indi. Sen de bir basamak aşağı in. Böyle bir gelenek oluşmak üzereydi ki çok şükür, çok şükür Hazreti Peygamber'in sünnetini ve Allah'ın kitabını çok iyi tanıyan bir halife vardı başta. Allah razı olsun. Çıktı Hazreti Ebubekir'in çıktığı basamağa ve dedi ki dönüp, eğer herkes bir önceki halifeye saygısından dolayı bir basamak aşağı inerse bir gün gelecek olan halifenin mescidin dışında konuşması gerekecek diyor. Doğru mu? Doğru. Yani aklın yolu bir, sünneti doğru anlamak, kitabı doğru anlamak gerekiyormuş. Hazreti Osman da onun nasıl doğru anlaşılacağını gösterdi. Resulullah Aleyhisselam'ın zamanında Müslümanların cihada gönüllü gidiyorlarmış. İsteyen katılıyormuş. Resulullah Aleyhisselam ilan ediyormuş. Cihada gidiyoruz, isteyen gelsin diye. İsteyen geliyor, istemeyen gelmiyormuş. Gönüllü bir olaymış cihad işi. Hazreti Ebubekir döneminde de gönüllüymüş. Hazreti Ömer döneminden itibaren gönüllülük yerini yavaş 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 zorunluluğa bırakmış. Para karşılığı, maaş karşılığı askerlik yapılır hale gelmiş. Şimdi Resulullah Aleyhisselam zamanındaki ihlas kayboldu diye ortaya çıkan yaşlı çok çıkmıştır eminim ya. Çünkü biz şu salonda ders yapmaya başladığımızda efendim evlerdeki yaptığımız sohbetlerdeki ihlası kaybettik diye çırpınan çok kişi oldu ya. Yeniliklerin her biri insanları korkutursa insanlar hiçbir iş yapamaz hale gelirler. Bütün ilimler böyle teşekkül etti. İnsan hayatı böyle gelişir. Şeyin doğruluğuna Kur'an ve sünnet dini bir referansımız olarak Kur'an ve sünnet esastır. Onun dışında da akla uygunluğu, bilimselliği, işe yararlılığı gibi referanslarımız vardır. Yoksa bir şeyin eskiliği onun referansı olmaz. Bir şairimizin ifade ettiği gibi söyleyeyim. Her eskiyi beğenip her yeniyi kötüleyen şahıs unutma ki o beğendiğin eski de bir zamanlar yeniydi demiş. Bu da bir gün eski hale gelecektir. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Yani taklit etmenin kendisi eğer anlayışa dayalı değilse, arkadaşlar bu konuda çok durduk durmam gerektiğine inanıyorum. Sıkıldıysanız biraz daha sıkılın. Önemli bir konu. Mesela sınıflarda ders yapıyoruz. Sınıfta ders yaparken öğretmen bir takım örnekler veriyor konuyu anlatırken. Mesela ben tuttum diyelim ki abdesti anlatıyorum. Abdestte hangi suların temiz, hangi suların temiz olmayacağını anlatırken bir örnek verdim diyelim. Benim öğrencilerim de konuyu öğrendiler ya benden. Sınavı yapmaya başladım. Sınavda dedim ki hangi sular temiz, hangi sular temiz değildir. Bunu bir örnekle açıklayın dediğimde öğrenci benim verdiğim aynı örneği yazdıysa eğer konuyu anladığına nasıl emin olacaksınız? Öğretmenin verdiği örnekten başka örnek veremeyen adam konuyu öğrenmemiştir. Sen kendin yeni örnek verebiliyor musun? Mesele burada. Ayetlerden biz sureleri tefsirlerden neden çalışırız? Bu sureyi hazırlanmak için şuraya yığıyorsunuz ciltleri. Tefsir-i Münir'den okuyorsunuz, efendim Maturidi'den okuyorsunuz, Zemahşeri'den okuyorsunuz, Elmalı'dan okuyorsunuz, Fizlan'dan okuyorsunuz, efendim Menar'dan okuyorsunuz falan okudun ve oradaki cümlelerden yazdın, geldin, anlatıyorsun. Bu mudur yani öğrenmek? Eğer öğrendiysen bütün bunları okuduktan sonra senin onlardan öğrendiklerinden hareketle onların yazmadığı şeyler söyleyebilmen gerekiyor. Orada yazılmış örneğin aynısını burada aktarınca bir şey öğrenmiş olmuyorsun ki. O zaman insanları buraya toplamak yerine hepsine fotokopi çektir, dağıttır, millet rahat rahat çay içerken okusun yani. Bir kıymeti yok ki bu işin. Öğrenmek bile böyle. Bu sadece dinle ilgili değil. Matematik için de öyle, psikoloji için de öyle, felsefe için de öyle, tarih için de öyle, edebiyat için de öyle. Öğretmenin bir ölçüyü anlatmak için kullandığı şiirin sınavda aynısını yazan öğrenci hiçbir şey öğrenmemiştir. Ne öğrenmiş olacak ki yani? Ustasından bir arabayı tamir etmenin yolunu ya da ne bileyim bir aleti yapmanın yolunu öğrenmiş olan çırak hep aynı şekilde yapıp gidiyorsa yerinde saymaya mahkumdur. Babasından çiftçiliği öğrenen bir kişi babasından öğrendiği gibi çiftçilik yapmaya devam ediyorsa bir gün rakipleri tarafından ezilmeye mahkumdur. Çocuğu nasıl yetiştireceğini sadece annesinden ve ninesinden öğrenen kişi
Bir gün çocuğuyla anlaşmakta zorlanacaktır. Çünkü nesillerin değişmesiyle beraber anlayışlar, uygulamalar ve ihtiyaçlar da değişecektir. Bir katkı yapmanız gerekiyor. O yüzden Allah Teala sadece izinden gideriz diyenleri eleştiriyor. Şunu yapmamız gerekiyor, bir daha söyleyelim. Konu din ya, konu din olduğu için onun üzerinden örnek verelim. Mesela Resulullah Aleyhisselam'ın ne yaptığını öğrenmek gerekiyor. Ne yaptığını öğrenmek. Bunun için oturacağız, bol bol hadis, siyer kitabı okuyacağız. Sonra okurken nasıl yaptığını da öğreneceğiz. Ne yaptığını, nasıl yaptığını. Bunu öğrenirken hep dikkat edeceğiz. Niçin yaptığını öğrenmeye çalışacağız. Ne yaptı, nasıl yaptı, niye yaptı. Niye yaptığını anlarsak eğer, dördüncü basamakta aslında ne yapmak istiyor sorusunu bulacağız. Aslında ne yapmak istiyor sorusunu. Eğer bu ne yapmak istiyor sorusunu bulamazsanız eğer, tarihin ilerlemesiyle, insan toplumlarının değişmesiyle sünneti uygulayamaz hale gelirsiniz. Ya sürekli toplumu suçlar ya da sünneti terk etmeye kalkarsınız. Zamanımızı ihtiyaçlarını karşılamıyor diye ya sünneti terk etmeye kalkarsınız ya da sürekli toplumu suçlar durursunuz ya. Bir örnek vereyim mi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vefatından kısa bir süre önce Hazreti Ayşe'ye diyor ki, kavmin cahiliyeden yeni kurtulmuş olmasalardı ne kadar istiyordum diyor. Kabe'yi yıkayayım. Sonra Kabe biliyorsunuz Kureyş'in temelleri üzerinde şu anda ya. Kabe'yi İbrahim'in temelleri üzerinde yeniden yapayım. Kapısı biliyorsunuz 2-3 basamak yukarıda. Kapısını da yer seviyesine indirmeyi çok istiyorum aslında diyor. Ama yapmıyor bakın. Ne dedi? Bunu dedi. Ne yapmadı? Kabe'yi yıkıp da yeniden yapmadı. Niye yapmadı? Çünkü kavmi cahiliyeden yeni çıkmış. Ne yapmak istiyor? İnsanların kafalarını şüphelerle alt üst edip de dinle ve dinin şiarlarıyla arasındaki ilişkiyi zedelememek istiyor. Buradan yola çıkın ya. Buradan yola çıkın ve bundan sonraki uygulamalarda din diye yaptıklarımızın, sünnet diye yaptıklarımızın, ayet diye yaptıklarımızın, farz, vacip, nafile diye yaptıklarımızın neye yol açtığına bakın. Eğer yol açtığı şey birçok insanın dinliğinde dindarlıktan uzaklaşmasa sebep oluyorsa bir şey yanlış gidiyordur yani. Öğrendiğin sünnet yanlış bir sünnet olabilir. Ya, sünneti yanlış anlamış olabilirsin. Bunu da belirtelim. Hemen çok üzerinde durdum ama 171. ayette söyleyeyim. Bu da zaten bununla ilgili. Ve meselüllezine keferu. Atlamışım. Söylemeden geçmeyeyim. Ayette Allah diyor ki bakın. Onlar hiçbir şeyi akletmemişler. Ve bu yüzden hidayete ermemişler. Kur'an'da defalarca geçer. Akletmekle hidayet arasında doğrudan bağlantı vardır. Aklını kullanmaktan korkmak bir Müslümanın en tuhaf adetidir yani. Akletmekle hidayet arasında doğrudan bağlantı vardır. Çünkü Kur'an'da defalarca Allah kafirleri akletmemekle suçlar. Mümin akleden adamdır. Aklını kullanan kişidir. Elbette aklımızı ayete muhalif kullanmaktan söz etmiyoruz. Ve meselüllezine keferu. Şimdi kafirlerin durumu neymiş? Hangi kafirlerin durumu? Biz sadece öncekilerden gördüklerimizi yaparız. Onların yolundan gideriz diyen kafirlerin. Öbür kafirlerin değil. Bu kafirlerin durumu şuna benziyor. Kemeselüllezi yan'iku bima la yesma'u illa dua'en ve nida'en. Bağırış çağrıştan başka bir ses anlamayan, bağırış ve çağrıştan başka bir şeye tepki vermeyen bir sürü gibidirler. Allah Teala bu tipe, yani gerçekten ilginç, aşağıladı Allah yani onları. Bunlar sürü gibidirler dedi yani. Ne yapıyorsunuz? Öncekiler ne yapsanız? Sürü gibi gidiyorsunuz. İlk koyun nereye gittiyse arkasından gidiyorsun. Sürü psikolojisi bu değil mi zaten yani? Herkes ne yaptı? Ben de aynısını yapıyorum. Bunlar bağırış çağrıştan başka bir şey. Halbuki çoban onlara kaçın kaçın kurt geliyor diye bağırıyordur. Kurt da anlamadı, bilmem ne yapmadı. Sadece çobanın şu telaşından bir problem olduğunu anladı. Belki anladıysa. İlk koyun koşmaya başladıysa hepsi koşmaya başladı. Koşmadıysa
Koşmadıysa koşmadı yani. Sürü gibi olmayalım. Cemaat olalım. Cemaat olmak, sürü olmak değildir. Cemaat her biri bilgili, her biri bilinçli, her biri kendi tercihini, iradesini ortaya koyan ve Allah'ın huzurunda kendi hayatının hesabını verecek bireylerin bir araya gelmesi, bilinçli bir işbirliği yapmasıdır. Müslüman cemaattır. Müslüman cemaati sürüye döndürdüğümüzden dolayı biz 15 Temmuz'u yaşamadık mı? Hadi zaten herkesin kolay suçladığı bir cemaat üzerinden konuşalım ki kimse üstüne alınmasın yani. Nasıl olsa günah kestiğimiz belli. 15 Temmuz'da yaşadığımız problem bir cemaatin sürü haline gelmesinden kaynaklanan problem değil miydi yani? Hepsi iyi yetişmiş. Hepsi iyi kariyer yapmış. Hepsi çok zeki. Pırıl pırıl, iyi eğitimli, elit bir tabaka var ortada. Ama hepsi aklı iptal etmiş. Hepsi kafasını, gönlünü, duygunu, düşüncesini, davranışını yukarıdan gelecek bir adama bağlamış. Adam ne diyorsa itirazsız, süzgeçten geçirmeden yapmayı ibadet bellemiş. Böyle bir sürüyü yoldan çıkartmaktan kolay ne var? En yukarıdaki adamı da gelip birisi satın alıveriyor, iş bitiyor işte. Yani Amerika mıdır, İsrail midir, İngiltere midir, hangisiyse bütün cemaati satın alması gerekmiyordu değil mi? Hepimiz farkındayız. Tepedekinin satın alması yettiydi yani. Aldı ve bitti bu iş. Çünkü aşağıdaki sürü. Niye aynı tepkiyi verelim? Niye kendimizi gözden geçirmeyelim yani? Summun sağırdırlar. Hiçbir şey dinlemezler. Sağırdırlar. Bir şey dinlemiyorlar. Kulakları tıkalı. Yeni bir şey duyma tehlikesinden korkuyorlar. Aman yeni bir şey duymayayım. Ya senin bahsettiğini kimse bahsetmiyor. Senin bahsettiğin şeyler güzel. Kimseden duymadım. Bir daha dinlemek istemiyorum. Dinlemiyor kimseyi. İşitmeyecek. Yeni bir şey duymak istemeyen de ne yapar? Hep aynı adamları dinlemeye devam eder. Hayatınızda dinlediğiniz tek kişi bensem eğer, ölmüşsünüz ağlayanınız yok demektir vallahi. İnanın ki ölmüşsünüz ağlayanınız yok demektir. Nereden karar vereceksin? Adam doğruyu mu anlatıyor, yanlışı mı anlatıyor? Aynı sureyi git başkasından dinle, bak bakalım neler anlatacak yani. Aynı sure. Belki o daha iyi ikna edecek. Mümkün ki çok daha fazla iyi anlatıp çok daha iyi ikna edici deliller gösterebilecek. Yo yo biz hocamızı seviyoruz. Doğru bakın beni sevmenize fayda var. Neden? Çünkü arkadaşlar bu benim işime gelir. Çünkü benim bir takipçi dinleyici kitlemin oluşmasına sebep olur. Burada bir şey belirtelim. Büyükleri taklit etmek lazım, büyüklere uymak lazım, büyüklerin izinden gitmek lazım diyen insanlar ben bazen korkuyorum. Acaba dertleri kendilerinin de büyük olmasını istemek mi ki? Taklit edelim, bizi de birileri taklit etsin telaşı mı ki bu yani? Çünkü kim gelenekleri, adetleri savunuyor? Bir bakın, ailenin büyüğü, toplumun yaşlısı, bir yerin idarecileri, okulun yöneticileri, iş yerinin patronları. Taklitçiliği savunanlar onlar ama yani. Yani ben de kendim hocalardan bir hoca haline gelinceye kadar hocaların her sözünü kritik etmek gerektiğine inanan birisiydim. Sonra bir gün aynaya baktım, hoca olduğumu fark ettim. O gün bugündür hocaların sözlerini edepli bir şekilde dinlemek gerektiğini savunmaya başladım. İfade edebiliyor muyum ne demek istediğimi? Yani insanlar aslında biraz da kendilerine yatırım yapıyor olmasınlar. Alimlerimize söz söyletmeyiz diyenler acaba kendilerine söz söylenmesinden korkuyor olabilirler mi? Bir problem olarak bunu bir yere yazmakta fayda. Böyledir demiyorum yani ama böyle bir problem olabilir. Summün, sağırlar. İşitmediğimi, istemediğim şeyi dinlememenin yolu hep aynı adamı dinlemektir. Başka hiç kimseyi dinlemeyeceksiniz. Bukmün, onlar dilsizdirler. Yardım isteyemezler değil buradaki ifade. Benim anladığım ifade diyorum. Bunlar konuşmazlar. Konuşmayınca da
müzakere etmezler. Müzakere etmeyince de tartışmazlar. Tartışmayınca da bunlar herhangi bir doğruyu da bulamazlar. Konuşmazlar ki. Bunlar bir konuyu konuşmazlar ya. Umyun görmezler. Bakmazlar. Baksalar görecekler. Bakmazlar. Kendilerine gösterilen şöyle bir görüntü vardır. Bu görüntüyü hepiniz biliyorsunuz. Bu at gözlüğü dediğimiz şey bu. Gözüne bir at gözlüğü takmıştır. O at gözlüğü ne tarafa bakıyorsa hep aynı şeylere bakıyordur. Aynı kitapları okuyordur. Aynı kitabın dışında ya bir de şunun alternatifi şöyle bir şey var. Farklı değil. Ya ona bakmayacaksın. Niye? O kitabı okuma sapıtırsın. Bu korkuyla ne kadar insan hakikatin üzerinde durabilir ki? Risk var mı? Evet, gerçekten risk var yani. Bu anlattıklarımın hepsinde risk var mı? Kesinlikle risk var. Doğru. Olduğun yerde durmakta risk var mı? Çok büyük risk var. Olduğunuz yerde durmakta çok büyük risk var. Arkadaşlar, en iyi örneğiniz, en iyi geleceğiniz seviye geride kaldıysa ve siz hep geriye dönmeyi hedefliyorsanız, tarihin tabiatıyla karşı karşıya gelirsiniz. Tarih geriye akmaz. Tarih geriye akmaz. Tarih hep ileriye doğru akar. En iyisini geleceğe yöneltecek, en iyi beklentisini gelecekte yapacak bir ümmete, bir topluluğa, bir Müslüman tipine ihtiyacımız var bizim bir an. Onlar görmezler, okumazlar, bakmazlar, sağırdırlar, dilsizler, kördürler ve bu yüzden فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ akletmezler. Gözünü, dilini, kulağını kullanmayan bir kişinin aklını kullandığını söylemesi saçma. Çünkü akıl kendisine verilen bilgileri işleyen bir mekanizmadan başka bir şey değildir. Akıl sadece kendisine verilen mekanizma bir mekanizmadır. Kendisine verilen bilgiyi işler. Gözden, kulaktan, konuştuklarınızdan ne hasıl oluyorsa gidiyor akıl onu işliyor ya. Akledebilmek için önce kulağı açmak gerekiyor, gözü açmak gerekiyor, dilindeki bağı çözmek gerekiyor. Bunu yapmayan adam nasıl aklettiğini söyleyecek ki yani. Akletmek, şu kıyafeti giyerken ben de aklettim, doğru. Karar vermeye çalıştım. Gömlek mi giyeyim, kazak mı giyeyim, hangi kazak mı giyeyim? Bu akletme çok basit bir şey. Sözün ettiğimiz şey insan hayatını etkileyecek olan kararları akletmekle ilgili. İnançla ilgili, düşünce dünyanızla ilgili, duygu dünyanızla ilgili. Sizin bireysel yaşamınızı ve toplulukla ilişkilerinizi etkileyecek kararları düşünmektir, akletmek. Yoksa hangi arabayı alayım? Herkes aklediyor. Bu akletmek çok pespaye bir akletmek. Bunu herkes aklediyor. Bu akletmek, akletmek değil ki. İnsanı yücelten bu değil. İnsanı yücelten öbürüsü. Biraz daha entelektüel bir içeriği var bu akletmenin. Bunun için bir adamın kulağının, gözünün, dilinin, bağının çözülmüş olması gerekiyor. Evet. Sözünüzü. Yani ne anlatmaya çalıştığımı, ne kadar anlatabildim emin değilim. Bu taklit işi, olduğun yerde durma işi var ya, çok ciddi problemdir. Bir daha söyledim, aynı şeyi söyleyip duruyorum. Hepimiz aynı dertten muzdaribiz. Allah razı olsun, İmam Ebu Hanife'nin hayatını anlatırken, hayatını okurken hepimiz gıpta ile, hayranlıkla İmam Ebu Hanife'nin müçtehitler yetiştirdiğini söylüyoruz. Hepiniz duymadınız mı? Müçtehitler yetiştirdiğini söylüyoruz. İmam Malik'in müçtehitler yetiştirdiğini söylüyoruz. Onları müçtehitler yetiştirebildikleri için seviyor, övüyoruz. Sonraki bir hoca, kendisini geçmeyecek adamlar yetiştirdiğinde, bu nasıl hoca? Bizi geçmeyecek, kendisi düşünmeyecek insanlar yetiştiriyorsanız eğer, sadece benim sözlerimi tekrarlayan insan yetiştiriyorsak, buna adam yetiştirmek denilebilir mi? Falanca kişi çok adam yetiştiriyor. Ne yapıyor? Kendisini klonluyor. Kendisinden 10.000 tane yapmış adam. Adam yetiştiriyor. Sen kendini idealize etmişsin. İdeal tip kendinsin. Kendinden kopyalayıp salıyorsun piyasaya yani. Sen kötüsün demiyorum ama yani bu değildir ki yani. Eğitimde hepimizin sözünü ettiğimiz kural şu değil mi? Balık tutmayı öğreteceğiz, balık vermeyecektik yani. Dini bir soruya cevap verirken bile aslında doğru biçimi şu değildir. Hocam gözlük takmak caiz mi? Caiz yavrum, caiz.
Bu bir cevap mıdır? Hayır, bu cevap değildir ya. Bu cevap güzel cevap değildir. Dini bir sorudan bahsediyoruz yani. Hocam, cemaatin karşısında herkes bakarken çay içmek caiz midir? İçtiğime göre caizdir. Bu kadar, affedersiniz, pespaye cevap olur mu yani? Hakikatin kriteri ben oldum, farkında mısınız yani? Caiz olmazsa yapmazdım oğlum. Yaptığıma göre tabii ki caizdir. Haşa ki ben oldum bir şer'i delil. Halbuki şunu demesi gerekiyor adamın. Yani caizdir, şu sebepten dolayı caizdir. Bunu biz öğreticiler, konuşanlar ve siz hepiniz bunu bir yöntem olarak benimsesek, çocuğumuza bir şey öğretirken böyle öğretsek, oğlum bak şurada oturman gerekiyor. Baban şurada oturmalı, sen de şurada oturmalısın. Niye anne? Aile geleneğimiz böyle. Ya böyle yetiştirmeyelim çocuğu yani. Yavrum şurada oturman gerekiyor. Baban da şurada oturması gerekiyor. Niye? Çünkü baban şundan dolayı şurada oturması, senin de şundan dolayı. Niye? Ya bak sen buradasın. Bir kaşık ihtiyacı olduğu zaman babanın yerine senin kalkman daha pratik. Niye? Sen gençsin, çeviksin. Sonra babana senin hizmet etmen biraz daha makul, mantıklı, edepli bir davranıştır. Kalkmaya en uygun sandalyeye senin oturman daha güzeldir. Bu izah çocuğun itaatını da kolaylaştırır mı? Evet, kolaylaştırır. Kalıcı olmasın, sağlar mı? Sağlar. Taklit bir insanın hayatına bir alanda girmez. Taklit bir kez girmişse insanın zihnine, taklitçilik, Allah rahmet etsin merhum hocamın dediği gibi, taklitçi zihniyet bunlar, taklitçi. Bu taklitçi zihniyet iflah olmaz. Kendiniz üretebilmemiz gerekiyor. Biz yetiştiriyorsak eğer, üretmeye üretmemiz gerekiyor. Hadi sözümüzü meşhur düşünürlerimizden, alimlerimizden, Allah rahmet etsin, bir tanesinin sözüyle bitirelim. Şunu unutmamak gerekiyor. Eski hal muhal. Ya yeni hal ya izmihlal. Eski hali gerçekle. Geçmişi canlandıracağım. Yahu yeni bir gelecek inşa edeceğiz. Yeni bir gelecek inşa edeceğiz. Geçmişi canlandırmak ne? Geçmiş canlanır. Tarih tekerrür eder. Doğru ama hiçbir zaman aynı kalıpta tekerrür etmez. Tarih tekerrür ederken hep kıyafet değiştirerek tekerrür eder. Ve asıl olan onun ileriye doğru gitmesidir. O yüzden din hayatımız başta olmak üzere hayatımızın tamamında akletmeyi, tefekkür etmeyi, tezekkürü, tedebbürü, ilmi, ibret almayı ve tercih yapmayı bir huy, bir davranış, bir tabiat haline getirmiş bir ümmet yetiştirmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi Allah Teala biz öncekilerin ne bulduysak aynısını yaparız diyenleri kınıyor ve sadece burada değil birçok ayette Allah Teala onları kınıyor. Rabbimiz iyiyi öğrenip iyinin izinden gitmeyi nasip etsin inşallah. Hani meşhur ifadeyle hakkın hak olduğunu bilip onun hak olduğunu bilerek ittiba edenlerden etsin bizi inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.